karşılaşmayı yöneten Ali Şansalan mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Galatasaray İstanbul'da Nef Stadyumunda 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Puanını 45'e yükseltti. Sarı kırmızılı takım zaten haftalardır liderlik koltuğunda. Ligde 9 maçlık bir galibiyet serisi. Kupada da 3 maç var. 12 maça yükselmiş oluyor. Böylece bu seriyi sarı kırmızılılar e, Sağda birbirlerini kutluyor. Hocam kolay olmadı. Evet. E, böyle iki birlik maçlar işte hatırlıyoruz. Buna benzer skorlar var. Şimdi Tolga verir. E, ama hani son bölümde Antalya spor takımı da biraz yoruldu. Rotasyonu da daraldığı için eksiklerden dolayı. E, o iki bire rağmen zorlayacak hamleyi yapamadılar. E, bugün e, Başakşehir'den sonra Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray'da Fraporto Antalya Sporu 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Dün Adana Demirspor Giresun Spor maçı 1-1 tamamlanmıştı. Yani ikinci yarının ilk haftası her puan, her galibiyet çok değerli. Seri devam ediyor Galatasaray adına. Ee, belki bugün hani daha farklı beklentileri olan, daha rahat bir maç olacağını düşünen sarı kırmızı taraftarlar olabilir. Çok da eksiği vardı çünkü Antalya Spor'un ama e, kazanmak her şekilde, her şartta çok güzel. Bana Antalya Spor'un bu kadar eksiğine rağmen bir oyun şekli var, bir oyun mantığı var. Yani hiçbir zaman, hiçbir anda teslim olmadılar Galatasaray'a. Kafa kapıya mücadele etler. Evet. Yani bravo. Yani bu Antalya Spor takımı bulunduğu yer hak etmiyor bir defa onu söyleyeyim. Bayağı sıkıntılı hocam 18 Sıkıntılı. Puandı. Tabi bir de hani bu işlere girersen Bu işlerde gezersen oralarda Muhallebi yerken dişin kırılır Anlıyor musun yani öyle de olur Bugün Galatasaray son ana kadar Yani Mücadeleyi bırakmadı çünkü Her an bir şey yapabilirdi Antalya Spor Ama en son atılma pozisyonu ne gereği var kardeşim Bu maçı kaybetsen Kaybedersin Tabii. senin için önemli değil Niye puan önemli de Senin rakibindir Galatasaray Sen haftaya oyna Tabii. Yaptığı iş iş değil. hem oldu. Ümraniye hem de şu dirsek hareketi Trabzon maçında da olmaz diye düşünüyorum. Yani hadi Trabzon'u boş ver. Ümraniye maçı yani senin bir yerde rakibin olacak bir takım. 6 puanlık maç yani. Tabii. Niye atılıyorsun hakikaten? Ben bu tip atılan adama ha bu da şundan olur. Fizik kapasitesi artık zorlar o hareketi yaparsın. Ya bırak niye yapıyorsun ki? Adam Sinirlendi sana zaten, de. Adam sana foul yapıyor ama. Tabii. Senin lehine. Ya gidip orada niye vuruyorsun abi? Bırak foil yapsın. O pozisyonda sen oyunda ol. Tabii. Bak attığı kafa golü muazzam bir evet, Belki de bir belki kafa golü <laughs> 96 96'da 93 dakikada. Onun için bilmiyorum anlayamıyorum ya. Profesyonel futbolcu bu tarz atılmaları hele bu şartlarda yani. Kardeşim kamera var. İşte hakem görmezse o görecek. O görmezse ötek görecek filan yani. Yapmayın bu hareketleri. Yakalanma şansınız fazla. Ne oldu şimdi? Atıldın. Tabii. Aptalca bir hareket. Gelecek hafta yoksun. Belki öbür hafta da yoksun. Çünkü dirsek atıyorsun. Tabii, verkeninde. tabii canım. İki baş verirler. Göstere genelde. göster. hakemin de tam önünde. Tabii. Yazık işte. Bunlar inanamıyorum ya. Nasıl futbolcular, nasıl para kazanıyorlar? E, o listeyi bir kez daha verebilir miyiz Tolga? Şimdi Galatasaray takımının galibiyet serisi devam ediyor. E, 9 o... 6 3 mü? Hocam baksana. En, e, oradan mı başlıyor arkadaşlar? Kara gümrük maçıyla değil mi? Bir de kupa 2, var ama değil <laughs> mi? Hocam 9 maç burada. 3 de kupadan mi? var. Tabii. Yani 9 12. artı 3 12. Ligde 9 maç etti. Ee, o 9 maçın 4'ünde 1, 2, 3, 4, 5'inde 9 maçın 5'inde 2-1'lik galibiyetler var. O kadar önemli ki. 2-1, evet. 2-1. 3'er puanı topluyorsun hocam bak. Beşiktaş maçı 2-1. İstanbul Spor Evi'nde 2-1. Sivas deplasmanda 2-1. Ankara gücü evinde 2-1. Bugün de Antalya evinde 2-1. Yani sen kazan. 4-0 olunca Hatay maçında 6 8 puan vermiyorlar ki. 8 sen. puan vermiyorlar. O yüzden e, bu galibiyetler. Son dakikalarda defansa ne kadar önem vererek oynadılar. Tabii işte Dubuha'yı aldı. Daha Berkan'ı aldı. Topmuşlara geliyor, top geliyor. Hiç öyle yakında top atmıyor Muslara. Uzak o top gelene kadar sen de hata yapabilirsin, rakip de hata yapabilir. Son dakikalarda bilen en uzak yerde oynayacaksın topu. Hocam Antalya'nın yeni transferi Helton kaleci, Brezilyalı kaleci, Benfica'dan geldi oranın ikinci kalecisiydi. Bugün bayağı iyi oynadı. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu skorun artmamasında <laughs> onun da etkisi fazla. Hocam şimdi Galatasaray'da iki tane çok önemli futbolcu var abi. Birisi kaleci, Birisi Santrifor. Şimdi birine gelince ulan diyorsun bu çok zor hata yapar diyorsun kaleciye. Birine de gelince bu çok kolay gol yapar diyorsun. Yine bugün çok güzel gol attı. Atan tutan diyorsun çok önemli arkadaş. Yani şimdi ayağına top geldiği zaman şunu hissediyorum Galatasaray'da Santrifor'un. Arkadaşları o kapasitede düşünmüyorlar hocam sana söyleyeyim. Ve bunun rahatsızlığını çektiğini hissediyorum. Mesela ben olsam böyle yapardım diyor içinden. Ama bir de diyor ki lan işte bu kadar diyor. Çünkü adam hakikaten farklı bir kumaş. Hocam attığı golü şimdi göreceğiz. Farklı yani, bir kumaş. Tatlı. Yalnız yani. attığı golde değil. Ya yani oyun evet. içinde o, aldığı toplar, al verleri de öyle. Verdiği toplar filan farklı yani. bir oyuncu. Bazen alamıyor istediği pasları. İyi yere gidiyor. Yani yanında bir iki üç iyi oyuncu daha olsa. Aslında var da hocam oyuncu. o oyuncular işte Mertens'i, Oliveira'sı onları onu atabilecek adamlar ama, ama işte fizik kalite. Yani ara kalite farkı var hocam. Yani kumaş farkı var hocam. Var. Yani biri bayağı ipek gibi ötekileri de fena değil ama hani bazen de var <laughs> şey de var ama öteki ipek gibi bir şey yani o farklı bir kumaş. Allah belki hocam bu işler tamam çalışarak oluyor da bazı şeyler. Hocam bazı şeyler de Allah belki hocam yapamıyorsun. Hocam çalışmayla şu, bir yere kadar ya. seride e, aşağıda da arkadaşlarımız. Galibiyet serisinde 6 golü var Icardi'nin bugünkü de muazzam. 4'te asisti var. Yani bu kadar katkı verebilirsin skora. Mesela... 9 maçta 10 kez katkı vermişsin. Onun bu, içinde derbi de var. Bu gelene kadar da Gomis iyi işler yaptı bak bu gelene Tabii. kadar. Tabii. Galatasaray burada Gomis'in o yokken Gomis'in büyük faydası var tek farklı galibiyetlerde falan. Gomis çok can yerlerde goller. İşte abi. Antalya ligin ilk yarısında <laughs> sezonun açılış maçında 1-0 90. dakika. Evet. Gomis'in golü. Yani yine Ümraniye maçı da Ümraniye'ydi galiba. <laughs> Keza o şekilde. Hocam sen de şifayı kapmışsın. Yok hocam şifa değil benim alerji. Valla mı? Alerji hocam çok şu Cim günlerde bana karşı alerji? <laughs> <laughs> Bugünlerde <gülüyor> biraz fazlalaştı. Şimdi Ama yapacak bir şey yok. Bu baş kadar bir şey söyleyeyim. Sıkıntılı. İnternetlerde falan girmişler bunlar da bana bu uzay mekiği var yani ya hakemleri tayin eden. Yazılım mı hocam? Evet hani var ya. Yani. Onu o hani uzaydan alıyorlar ya. Hocam Perşembe günü Fener Rize maçının hakemi Bahattin Şimşek. Aile boyu hakem o da babadan kalma hakem. O da şey akrabayı tuhalikattan evet, mı? o da akrabayı tuhalikattan. Ama benim bahsedeceğim konu o değil. Gözlemci de Cem Papila. Hani şu meşhur 4-5 futbolcuyu Beşiktaş başında atan hakem. Tabii. Aslında Cem düzgün bir adamdır. Tabii. Yani evet. şey bir adamdır evet. böyle. Evet. akla başında falan. Yani o maçta da o attıklarının çoğu da doğruydu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ne yani Önemli değil. Belki de ilk gözlemciliği bu. Bu çocuğu almak istediler. Beşiktaş'ı reddetti falan. Şimdi aldılar. Perşembe günü Cem Papila Fener Rize maçında gözlemci. Hakem de. Kupa maçında hakem de Bahattin Şimşek. <laughs> hocam uzaydan hani kura çekiyorlar ya ne evet. oldu biliyor musun? Pazartesi günü hocam lig maçı var. Fenerbahçe Ümraniye'ye gidiyor. Ümraniye ile oyuncu. Önümüzdeki, pazartesi. önümüzdeki evet. pazartesi. Maçın gözlemcisi Genecem Papila. Maçın bu sefer dördüncü hakemi Bahattin Şimşek. Hayda. Bu nasıl ya, bir şey? Komik ya. Ya bir şey olsa. Demek ki. hakemi çok kullanış çınlattılar hakemin maçta bana arkadaşlar. Evet. Telefon edip hocam biz söyleyemiyoruz sen dinle dediler. E şimdi bu hakem dördüncü hakem. Bunu nasıl veriyorsunuz abi perşembe günü hocam? Allah aşkına bu işi kim yapıyor? Nasıl yapıyorsunuz? Kime inandıracaksınız bu hani? Neydi o? o demek yapay de, zekayı. geliyor yapay zeka ya Olacak hiçbir ya hoca. Olacak hiçbir ya. Bana söyle ya. Türkiye'de gözlemci kalmadı. Türkiye'de hakem kalmadı hafta arası senin kupa maçında <laughs> hafta başında pazar günü lig maçında sürekli ikisi beraber. E bari her hafta verin de ayıp olmasın ya. Bir kupa bir lig verin abi. Döndüre döndüre. Hocam yani, anlattıklarım komik geliyor değil, değil mi? Buna kimse Nasıl bir bakmıyor şey? mu? Yani? Bilmiyorum ben. onu anlamıyorum işte. Ya arkadaş. Şimdi bunu söylüyorum. Yarın istiyor? bir gün bir şey olsa ne olacak? Ya söylüyorum.